sokak hayvanlarına ötenazi olacak mı, olmayacak mı? Toplumu, kamuoyunu, milletvekillerini, siyaseti, herkesi karşı karşıya getiren AK Parti'nin ilgili yasa teklifi burada Meclis Tarım Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediliyor. 4 saat geride kaldı komisyonda. 4. madde ötenaziye aslında giriş maddesiydi. 4. madde kabul edildi. Kediler kapsam dışı bırakıldı. Sokak köpekleri için bu düzenlemenin geçerli olduğu söylendi ilgili maddede. O görüşmeler sürerken, burada şu an aradayız, görüşmeler sürerken AK Parti ile CHP arasında bir siyasi temas olduğunu biliyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü ve bu yasayı geri çekin, dahası 4 ve 5. maddeyi siz bu yasadan geri çekerseniz biz de meclis gündemindeki diğer yasalara olan itirazımızı geri çekeriz. Perşembe, cuma günü meclisi tatil ederiz teklifiyle gitti AK Parti'ye, ama o sırada da AK Parti'den buraya komisyona aslında ötenazi ile ilgili bir haber düştü. AK Parti'nin yeni bir plan içinde olduğunu öğrendik. O da neydi? Ötenazi sözcüğünü tekliften çıkartalım, yasadan çıkartalım ve oraya biz veterinerlik kanununu ekleyelim. Yani veterinerlik kanunundaki hükümler uygulansın gibi bir ifade ekleyelim dediler. Bu ne anlama geliyor? Ötenazinin ismi olmasın, adı olmasın ama o kanunda, veterinerlik kanununda ötenazi var. O ötenazi uygulaması da yine kanunda olsun deniyor. O kanunda ötenazi şu belli koşullara bağlanıyor. Yasak deniyor ama belli koşullara bağlanıyor. O koşullarda hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında ötenazi uygulanır deniyor. Ötenazi veteriner hekimler eşliğinde ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır deniyor. Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyon amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda deniyor ilgili maddede. Davranışları insan ve hayvanların, insanların ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir deniyor. Son durum bu. AK Parti bir geri adım atıyormuş gibi görünüyor. Biz de hemen bunun ne kadar doğru olabileceğini, CHP'nin buna ne diyeceğini öğrenmek için tabii ki CHP kurmaylarıyla görüştük. Onlar da diyor ki bu böyle olmaz. Biz bunu kabul etmeyiz. Bu zaten mevcut durumda da var. Ötenaziyi kaldırmıyor. Ötenaziyi gündemden çıkarmıyor. Biz oturalım, konuşalım. 3, 4, 5, 6 bütün maddeleri birlikte uyumlu hale getirelim. Bunu bu zamanla, yani bugünlerde yapamayız. Meclis 1 Ağustos'ta tatile girmeyi planlıyor. Bunu oturalım, Ekim'de konuşalım. Öncesinde çalışalım diyorlar. Ve AK Parti ile bir anlamda mekik diplomasisini, siyasi diplomasiyi sürdürüyorlar. Ali Mahir Başarır'la AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ikinci bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Ötenazi uygulamasının gerçekten teklifte kalacağını mı, kalması mı gerekiyor, yoksa çıkarılması mı gerekiyor? Çıkarılacaksa nasıl çıkarılacak? AK Parti'nin itirazları olacak, CHP'nin itirazları olacak. Böyle bir kaos, karmaşa ortamı var aslında, onu söyleyebilirim. Komisyonda bugün komisyona STK Sivil Toplum Örgütü temsilcileri alınmıyor. Onlar koridorda, meclis koridorunda oturma eylemi yapıyorlar ve bu yasanın derhal, yasa teklifinin geri çekilmesini istiyorlar ve o yasaya da katliam yasası demeye devam ediyorlar. Çözüm olacak mı, olmayacak mı? AK Partili vekiller, biz çözüm istiyoruz, çözüm odaklıyız, insan hayatını öne alıyoruz diyorlar. Ancak CHP burada bir katliam söz konusudur diyor. Sadece CHP demiyor bunu, DEM Parti diyor, İYİ Parti diyor, DEVA Partisi diyor. Meclisteki tüm milletvekilleri, muhalif milletvekilleri bu yasaya karşı çıkıyor. Teklifin burada Tarım Komisyonu'nda kabul edilip meclis gündemine getirilmeyeceğine ilişkin kulis bilgisi de varlığını halen koruyor. Tam bir bilinmezlik, tam bir kaos hakim. Aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıntıları Serbestiyet'in internet sitesinden okuyabilirsiniz.